Password. No. Günaydın canlarım ciğerlerim. Biz biliyorsunuz ki alışveriş yapmıştık bir video önce. Artık dedik ki kahvaltıyı yani daha ucuza getireceğiz. Patates aldık, peynir aldık. Duygu şefim bize hazırlıyor. Master Chef Duygu. Bir gün önce zaten makarna yemiştik. Dışarısında yemek yesek dışarıda çok pahalı arkadaşlar ya. Yani gerçekten pahalı. Peynir aldık, zeytin aldık. Patates aldık, yumurta aldık, yumurta haşlıyoruz. Güzel bir kahvaltı yapacağız. Domates de var, domates de doğrayacağız. Çok acıkmıştık ya, vallahi çok acıktım. Ben gittim ekmek aldım şimdi. Şu kaldığımız yerin bina burası arkadaşlar, bildiğiniz. Bilmem, çocuk 1000 yıllık bir bina dedi ama bilmiyorum ne kadar doğru. Bayağı eski. Bu videoyu çok seveceksiniz, başlıkta anlamışsınızdır zaten. Güzel yerlere gideceğiz. Nereye? Çok meşhur konsept kafelerine gideceğiz. Hava da mis gibi. Yani bugün böyle şort tişört çıkacağım arkadaşlar. Şort ve tişörtle gezeceğim. Valla patates kızartmasını o kadar özlemişim ki. Öyle yavan yemeği. Hep dönerin içindeydim. O da az az koyuyorlardı. Ben zaten bir video çekeceğim böyle. Ukrayna'da yaşam, konaklama, işte ne kadar fiyatlar, şöyle böyle. Çünkü en ucuz yerde de kaldım. Böyle apart dairelerinde de kaldı. Değişiyor her fiyatların hepsi. Ama dışarıda yemek yemenizi çok tavsiye etmiyorum. Hostellerde de mutfaklar var. Orada yapabilirsiniz bir şeyler çünkü çok pahalı. Dışarıda yemek pahalı ya. Türkiye'den de pahalı yani. Aynı gibi görüyorsan bence 20-30 TL daha pahalı Türkiye'den. Anlamadım ben. Çünkü aslında Ukrayna aynı yerinde kalmış. TL değer kaybettiği için ne yazık ki bizim paramız burada 4-5 sene önce çok değerliymiş. Şu an değil. Ve böyle daha sağlıklı oluyor. Ne yediğimizi biliyoruz en azından değil mi? Bir de ben tek olsam uğraşır mıydım? Uğraşmazdım. Duygu geldiği için uğraşıyorum yani. Sağ olsun kuzum. Mis gibi bir hava. Adeta sanki böyle Ukrayna'ya bahar gelmiş gibi. O derece sıcak. Bende şort var. Duygu'da tişört var. Yani... Benim şort giymem olasılık bir ihtimaldi zaten. Ben kışlarda şort giyiyorum ama Duygu'nun tişört giymesi gerçekten Mayıs ayında gerçekten havanın sıcak olduğunu anlayabilirsiniz yani. Mis gibi gerçekten hava ya. Güneşli havalarda aşırı mutlu oluyorum. Şimdi yine pazar meydanına gidiyoruz. Bu video sizin çok seveceğiniz, sizin bana çok söylediğiniz, abi lütfen şuralara da git, şuraları da göster dediğiniz, benim tek gittiğimde sapık damgası yiyebileceğimi düşündüğüm ama kız arkadaşımla gittiğimde sapık damgası yemeyeceğimi düşündüğüm bir video. Kafelere gideceğiz, restoranlara gideceğiz. En az 4-5 yani 4-5 tane kafe ve restoran göstereceğim size konsept burada. Çok meşhur arkadaşlar. Lviv kafe ve restoran şehri. En büyük, Avrupa'nın en çok kafe ve restoran bulunan şehri burası. Bakalım nerelere gideceğiz. Ben de tam kestiremiyorum. Birlikte bakacağız bu videoda. Pazar meydana doğru giderken gene böyle bir kalabalık, böyle bir yeni açılış yapan bu jelibonlar burada acayip meşhur arkadaşlar. Gramla alıyorsunuz jelibonları, çok meşhur. Bayağı sıcakmış ya, ben şu an birazdan bunu da çıkarırım eminim yani, çok sıcakmış hava. Arkadaşlar ilk durağımız burası. Neydi adı Duygu? Lviv? Coffee Mining Manufacturer. İçeri girdiğiniz an bir kahve kokusu sizi zaten sizden alıyor. Olayı çok garip. O bayağı kahve kokuyor değil mi? Yoğun yoğun. Evet, burada satıyorlar. İsterseniz satın alabiliyorsunuz. Şöyle çıktığınızda da bir avluya çıkıyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir yer. Burası da bir avlu. Bir avluya çıkıyorsunuz burada. Burası olabilir mi? Burası. Gel bakalım.
Burada baret veriyorlar size. Baret takmanız gerekiyor kafanıza. Hello. Hello. Thank you. Thank you. Arkadaşlar girerken böyle bir... Sen yaptın zaten. Baret takmak zorundasınız. Girişte size baretler veriyorlar böyle. Neden verdiklerini de aşağıda anlarız. Şöyle bayağı karanlıkmış değil mi? Bildiğiniz maden ocağı etkisi yaratmışlar. Telefon var. Bu etkiyi görmeniz için... Duygu nereye geldik ya? Çok iyi göremiyorum ama biraz görüyorum. Şurada maden arabası insanlar var heykellerden görüyor musunuz? O tarafta ne var acaba? Sıcak yerler var. Işık alan, biraz da ışık alan bir yer alalım da. Şefim. Çok farklı bir şey yaratmaya çalışmışlar ya. Maden ocağında kahve içmek, üretim. Şuradan kahveler var bak şurada. Ama mis gibi kahve kokuyor. Kahve seven arkadaşlar varsa gelip içebilir. Şuraya bak ya, ışık yanıyor, sönüyor. Gel bakalım. Garip bir atmosfer değil mi? Bak yapıyor, git bak, içecek. Aa bak, görüyor musunuz? Kahveler şöyle hazırlanıyor. Ateşli ama ışık yok ki çok. Ya konsept olayına gelince de çok şöyle, o maden ocağını gördünüz. Orada ateşlerle bir maden ocağında kahve üretimi yapılıyor gibi. Orada maden ocağında kahve içiyor gibi hissedin diye öyle bir yer altına öyle bir şey yapmışlar. Ateşle şekeri yakıyor ya. Şekeri karamelize ediyor, böyle değişik bir tat veriyor. Baileys'li falan kahveler de var burada. Onlar çok meşhurmuş. Sen normal kahve içersen de Baileys'le içip deneyebilirsin aslında sen. Evet, sen deneyebilirsin. Krema gibi bir şey. Evet. Zaten. Bakalım deneyelim kahveyi nasılmış. Burası zaten köpük işte. Köpük ama köpük bile güzel, lezzetli yani. Güzel. Sıcakmış. Ben çok kahve içen biri değilim ama yani tadı lezzetli. Demek kadın şey, uygun. Baileys gibi bir şey var aynı. Var değil mi? Baileys yazıyordu zaten öyle bir şey ya. Baileys demiyordu da kahve likörü diyor işte. Hmm. Güzel, yani lezzetli likörü. Bir kahve arkadaşlar. İki kişilik gelip içebilirsiniz siz de, denemiş olursunuz. Mekan burasıydı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Güzeldi, farklıydı, değişikti. Deneyip gelip deneyebilirsiniz. Farklı bir konsept, farklı bir kahve. Değişik çeşitler, değişik hediyelikler. Gelebilirsiniz tam meydanda arkadaşlar. Biz o zaman ne yapıyoruz şimdi? Yeni bir konsept kafe denemeye gidelim bence. Binanın içinden girdiniz. Şurada Krivka bu kafenin adı. Ben bunların hepsini aşağıya yazacağım zaten. Krivka. Burada sizi şöyle bir kapı karşılayacak. Slav Ukrayna mı? Password. Slave Ukraine. Girişte bir şifre söylemeniz gerekiyor. Sadece şifreyle giriliyor. Kapattım. No photo, no camera. Olmaz. Bir şifreyle giriş yapılıyor Thank buraya. You. No camera. Okay. Bu ne ki? Alkol mü? Alkol. It's a little bit today. Oh. Mask in your hand. Спасибо. Thank you. Şöyle açılıyor. Masko. Oo. Buraya girişte. Ona vodkaymış ya verdi. Vodka vermiş. Şifrenin adı Slave Ukraine arkadaşlar. Ukrayna'ya, ya Ukrayna'ya ne gibi bir şeydi bu? Çok yaşa Ukrayna gibi. Çok yaşa Ukrayna gibi bir şey. Bu şifreyi söylemeden buraya giremiyorsunuz. Bilginiz olsun. Genel olarak Ukrayna'da sipariş verirken zorlanıyoruz. Çünkü İngilizce bilgi oranları çok düşük. Çocuklar çalışırken burada cephanelik böyle taşır gibi çanta var ya cepli yanlarında, böyle sanki bu el bombalarını çıkarıp atacaklarmış gibi. Savaş esintisi vermeye çalışmışlar burada. Aynen, burada zaten öyle bir tarz bir müzesi müze de var zaten. Evet, bir şeyler içip bakacağız zaten. Bence gelip Lviv'e gelmişken deneyimleyebilirsiniz. Burası da çok pahalı değil, deminki yer gibi. Yani bir gelip bir içecek içseniz burada 25 TL bile değil, o kadar bile değil. Mesela bira içenler 10-15 TL'ye bir bira içebilir. Kola içse 10 TL verir. 8-9 TL verirsiniz. Gene burası da çok pahalı bir yer değil. 2021 itibariyle söylüyorum ben size tabii bunları. Sizin geleceğiniz sene ne olur bilmiyorum. Burada silahlar var. Böyle gördüğünüz savaşta kullanılmış silahlar var. Şimdi Duygu sen anlat burayı da. Biraz karanlık ama. Gel şöyle gel. Buranın olayı
bildiğin girişte Slav Ukrayn diyorsun. Slava tamam Ukrayn. Slava Ukrayn diyorsun. Yani Zafer Ukrayna'nın gibi şifresi bir şey aslında. O, aynen. Evet, savaş, onlar da bize bir cevap veriyor. Gene aynı şekilde bizi, onlar da bizim yani genelde Zafer Ukrayna'nın tarzı bir cevap aynen veriyorlar sonra bize. Sonra bir tane adam karşılıyor zaten, onu söylüyorsun. Sonra size vodka ikram ediyor böyle. İçmek zorunda değilsiniz. Size söyleyin orada. Biz o an kestiremedik. Laf diye attık ağzımıza. Yemekler, bardaklar, her şey askeriyede kullanılan şekilde. Değil mi? Demir, çelik hepsi. Çelik hepsi. Başka ne söyleyelim? Gelebilirsiniz buraya ya diyelim. Aynen, böyle sığınak tarzı. Evet, yerin altında bir yer. Altında güzel bir yer. Çok da pahalı değil. Yani aynen, biz kola falan içtik. Kola 8-9 TL. Aynen, aynen. Aynı şekilde. Aynen. 8, hemen hemen aynı. Çok büyük pahalı bir yer değil. Yemek yemedik ama. Yemeklerine bakmadım ne kadar. Gelirseniz burayı görebilirsiniz arkadaşlar. Şurası şu kısmı. Evet, kısa yapalım. Çıkış kısmı değil mi? İnşallah. Çıkarken girdiğimiz yerden çıkamıyoruz. Burası da çok farklıymış. Böyle eski motor var. Bakın arkadaşlar. Buraya da gelebilirsiniz. Direkt çıkış kısmında burayı da görebilirsiniz. Şuna bakar mısın Duygu? Araba değil mi orada? Evet, araba. En üstteki araba. Çıkış buradaymış. Yani gelirseniz orayı zaten çıkışta mutlaka göreceksiniz arkadaşlar. Diyor marketin de. Orada giriş yok ya. Orada çalmıyor. Kafenin girişi buradan arkadaşlar. Değişik ya, değişik değil mi? Çıkış bir yerde hep çıkışı doğru bulduk ama. Bizde problem vardı acaba. Oh, mis gibi. Güzel. Evet, hava misler gibi, ona misler gibi hava. Bu kafede arkadaşlar bakın, şurası var ya, biz bir önceki videosunu izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Ben çok sevmedim vişne likörünü. İnanılmaz meşhur burada vişne likörü. Yani burada hep kalabalık ve hep sıra oluyor. Şu an genel olarak sakinlik var diye, burası da sakin. Gelirseniz buraya da gelip mutlaka vişne likörü deneyin. Biz bir video önce denemiştik. Çok da pahalı değildi. Kaç? 12 TL falan değil mi? Evet. 12 TL falan da arkadaşlar. Gelip deneyin orada da mutlaka. Yani çok meşhur bu kafede bak. Gösteriyorum. Direkt pazar meydanının orada. Hazır madem kafe videosu çekiyorum, orası da olsun istedim. Şimdiki durağımız Cat Cafe. Kedi kafe arkadaşlar. Neden kedi kafe dediğimi anlıyorsunuzdur zaten. Al şunlara bakar mısın Duygu? Şunlara bakın arkadaşlar. Cins kedilerden sokak kedilerine kadar. Ama hepsi tertemiz. Al şuraya bak Duygu. Scottish bile var. Yoğun bir koku var yani, böyle hafif de olsa. Kedi tarzı. Bence. Bilmiyorum. Evet, ister istemez biraz. Ya çok hafif var ama. Ama genel olarak. Büyüklüğüne bakar mısın ya? Bakar mısın? Şuna bak. Yemek var sanırım. Şu acayip çirkin değil mi? Gel. Pis. Lan kaçma lan. Yemek yesek gelirler ama. Yemek yemediğimiz için gelmiyorlar. Aa, şuradaki çok kadar düşünme. Kaçıyor değil mi? Şurada böyle kediler. Bu kafenin bir video önce izlediyseniz zaten hatırlıyorsunuzdur. Biz buraya Duygu'yla gelmiştik. Cat Cafe arkadaşlar. Kedilerle beraber yemek yiyip, kedilerle beraber oturup her şeyi yapabiliyorsunuz. Sevebiliyorsunuz. Çok tatlılar ve çok temizler. Gel. Dışarı çıkmak istiyor abi. Şu masaya toplanmış hepsi ya. Ay çok tatlıymış ya.
Gözüküyor bilmiyorum. Ay, üstünüze üzüm sen. Kız geri geri kaçıyor. Güzel bir düşünce değil mi? Benim hoşuma gitti ya. Aa, şuna bak, şuna Duygu. Tüyleri almışlar. Nesi böyle herhalde? Gel. Geç, zıpla. Geç. Geç, izle, geç. Tüysüz bambi. Kedi severler için cennet ya burası. Wow. Burada bir tane siyah var. Şurası arkadaşlar, Cat Cafe. Yani gelebilirsiniz, çok eğlenceli ya. Kedilerle baş başa olmak, oturmak, bir şeyler yapmak, onlarla beraber. Her türden, her cinsten, evet, kedi var. Her cins kedi var. Yani tekir kedi de var, Scottish de var, hepsi var. Çok tatlı. Tüysüz olanın cinsini bilmiyorum ama o bile vardı ya. O bile çok tatlı ama derisine dokunuyorsun eski kedini ya. Burada atlarımız. Adı Cat Cafe. Haritaya yazın Cat Cafe, direkt sizi buraya öğrenecek. Merkeze 5 dakika ya, tam merkezde aslında. Bu geldiğimiz kafe konsept kafe değil, meşhur bir kafe ama burada Meat Burger diye geçiyor. Yani değişik renkli ekmekleri olan bir kafe. Biz poç diyorduk, poç yapıyorduk. Böyle çörekli, değişik turuncu, kırmızı ekmeği falan da var buranın. Karnımız acıktı, hamburger yiyeceğiz, size göstereyim. Meat Burger. Meat and Burger. Meat and Burger. Ortalama da fiyatlar 30 ile 50 TL arası değil mi bir burger? Hemen yani. Galiba aynı. 30, 50, 30, 60 TL arası burgerler var, bilginiz olsun. Chicken burger. İki tane tavuk burger söyledik. Tavuk burger. Çünkü 109.20. Evet, menüde çoğu şey yoktu arkadaşlar. Etlerin hepsi bitmiş. Sensiniz daha öğlen de bitmiş hem de yani. Ama zaten full mekan ya. Bahçeye evet, baksana, bahçede hiç yer yok yani. 109.20. İki tane 220.20. Yani biz ikimiz iki burgeri 60 TL yiyoruz. Evet. Hemen değil mi? İçecek almadık. Yeterince içtik zaten. Su içeceğim. Evet. Yeterince içtik. Her gittiğimiz kafede su içeceğim ben. Su bedava. Musluk suları bedava burada. Aynen. Filtre bol. 220 grimle ya. Yani 330 grimle 100 TL olsa 60-65 TL. 60 TL iyi. 30 TL işte ya. Evet. Hemen. Bakalım tadı nasılmış. Ben merak ettim. Arkadaşlar burgerımız geldi. Pembe ekmekliymiş tavuk burger ya. Böyle eldiven de geldi. Biz de eldiven veriyorduk yemek için. Eldivenlerimizi giyip yiyeceğiz. Su istedik. Su bedava. Filtre bot istersen bedava. Evet ama normal şişede istersen paralı. Biz şişede istemedik. Bardakta istedik. Ne diyorsun Duygu? İyiyim be kanka. Evet. Yani çok tatsız. Değildi. Tavuk da çok tatsızdı, tutsuzdu. Hiç böyle ne tuz yoktu. Baharat. Hadi baharat geçtim de tuz olsa belki hiç, tadını çıkarırdı ama. Tavuk yok. Tavuk da çok tatsızdı. Değil mi? Tavuktan tavuk tadı gelmedi sıfır bana. Sıfır tatlı yani. Yani bir ben o tuzlu peyniri yediğim için hafif bir tuz, onun tadını aldım. Bir tek onun tadını aldım yani. Aynen. Hiçbir tat yoktu. Ben de sevmedim. Gelmeyin buraya. Meat Burger. Meat and Burger. Belki beef olsaydı, ya da yani, evet, et olsaydı daha et belki tadı olurdu ama bilmiyorum. Şu bu güzel değil, tavuğu güzel tavuk değil. Tavuk kısmını biz sevmedik. Ama en azından lokasyon güzel, çok sakin. Çok kimsenin olmadığı sakin bir kafe. Yani o kafelerin olduğu bir caddedeyiz. Arkadaşlar burası dondurma sırası. Görüyor musunuz? Çok meşhur şurada bak, şu tabela. Çok meşhur. Sıra olmadı, bir gün yiyeceğim ben. Başka bir videoda görürsünüz. Şimdi başka bir kafeye geldik. Bak bu kafede sıra oluşmuş. Hatırlıyor musunuz? Şifreyle girdiğimiz kafe. Hello. Hello. Kafe. Most expensive. Restaurant. Restaurant. Yes. Two. 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 Yes. Yes. Hello. Welcome, please. Thank sorry. You. Mask. Okay. Bye-bye.
Welcome please. Okay, спасибо. Please. Arkadaşlar çok eski bir yer karşılıyor sizi ilk girdiğinizde. Neden öyle olduğunu anlayacaksınız. Şuradan girelim. Hello. Burası mıydı ya? Evet. Ha? Evet. Hatırlıyorsun değil mi? Gel şurada oturalım burada. Arkadaşlar buranın olayını da söylüyorum size. Şöyle hemen meydana bakıyor. Bu kafenin adı neydi Duygucuğum? Most expensive cafe. Expensive yani restaurant. Most expensive girdiğinizde restaurant. Çok salaş, çok böyle fakirimsi bir yer karşılıyor sizi ama. Çok çekemedik aslında, çok kalabalık evet. Olduğu için bence. Çok kalabalık, önce. Çok çekemedik. Çıkışta gene göstermeye çalışırım bunu. Buranın olayını şimdi menüde göstereceğim size. Bakın, Duygu sen anlat bunu. Önce bir menüye bakalım. Bunlar menü işte. İçecek menüsü var. Salata menüsü, üstüde içecek menüsü işte. Şimdi mesela şimdi bak burada içecek 400 grivna diyor. Bir kola yani 400 grivna. Yani 110-120 TL. Bir kola 120 TL falan. Aynen, mesela yemeklere bakıyoruz. Yemeklere bak. 4350. Yani 1200-1300 TL yemek fiyatı. Pahalılığı görüyor musunuz? Ne kadar pahalı, ne kadar fazla. İsminden anlaşıldığı gibi most. En expensive. Pahalı restoran. Evet, ismi zaten o. Türkçesi en pahalı restoran. Tam böyle belediye binasına da bakıyor. Peki biz niye geldik buraya? Neden geldik? Neden bu kadar açıkla. Pahalı bir yere geldik Urkola? Evet. Aslında buranın amacı bu kadar pahalı değil burası. 10 katı yazmışlar bunlar. Evet, fiyatların hepsi 10 katı yazıyor. Bir sıfır atıyoruz. Aynen, son sıfırları siliyoruz. Yani 1850 grivna değil de 185 grivna. Yani şey olarak güzel. Girdiğinizde çok şey bir salaş bir yer karşılıyor. Aynen. Ama içeri girdiğinizde bayağı bildiğiniz lüks bir restoran. Adam da soruyor restorana mı geldiniz diye soruyor. Manzaramız çok güzel. Pencere de açık. Tam böyle şehrin merkezini görüyor. Bakalım ne içip ne yiyebiliriz. Biz bir tercih edelim. Soğuk değil mi? Biraz işte içelim. Oraya gittim ben. Discount. Do you have a discount card? No. Okay. Maybe we can get it. Okay. Just joke. You may have a card for cash. Okay. Şaka yaptı değil mi? İndirim kartınız var mı diyor. Bizde indirim kartı yok. Umarım indirimli verir yani. Öyle anlamadım. Ben öyle anladım. O fiyatı ödemeyeceğim yani. Mendeki. Beni şaka yaptı. Bir kandırdı bizi. Bilmiyorum. Bizi bir kandırdı. İndirim kartınız var mı dedik. Yok. Gelecek fiyatı ben çok merak ediyorum. Ben de şey gibi düşündüm. Zaten düşük gelecek. Bir de ekstradan bir yerden. Yok onun şakasını yaptı. Kandırdı bizi bence. İndirim kartımız yok. Umarım yani 900 grivna iki tane içeceğe vermeyiz. Kaçarlar kurda bakmasın. Nereye kaçıyor? Kapı adam orada bekliyor bekçi gibi. Tamam anlamaz. Bak kaç dedin de oradan What's your deal? It's okay? No. Why? That is too much. Please discount. Is this price for a menu? Really? Okay. Thank you. Thank you. Discount. Thank you. Спасибо. Şaka yapıyormuş. İlk başta bu menü bunu getirdi bize. 900 grivna. 900 grivna dediğim para. Onunla içen normalde yani, 30 lira verecek. Yani 300 lira verecek iki meyve suyuna. Ama olay aslında bu. 900 grivna işte indirim yapıyor discount. Toplam 90 grivna vereceğiz. İyi korkuttu ha. Bana gelemedim. Olayı kafenin olayı bu arkadaşlar. O Slavya Ukrayna dedik yani aşağıdaki o askeri kafe. Onun 200 katında. Buraya da gelebilirsiniz yani. 100 katında aynı binada. Tam meydanda buraya da gelin. Değişik bir konsept. Fakir bir yere girmiş gibi hissediyorsunuz ama perdeyi bir açtığınızda bambaşka bir olay sizi karşılıyor yani. Arkadaşlar lokasyon veriyorum. Pazar meydanında şu dondurmacıyı gördünüz diyelim. Mavi beyaz tabelası olan şurada. Şu binayı gördünüz. Şu kapıdan içeri girin. En alt katta o askeri restoran Slava Ukrayna dediğiniz bir üst katı. O more expensive, most expensive restaurant. Ve zaman geldi çattı arkadaşlar. Hepinizin beklediği, herkesin sorduğu kırbaç kafe. Bu meşhur cinsel organlarını hissetmek isterseniz şuradan elinizi sokuyorsunuz.
Şöyle değişik bir heykel yapmışlar kafenin önüne. Madoşit kafe. Hadi git bakalım. Bir çay kahve içip çıkacağız. Vurma ablacığım. Hello. Okay. Buranın olayı bu. Burada Özmen, arkadaşlar bu video şu andan itibaren biraz artı 18'e kaçacak. Kapatabilirsiniz isterseniz. Şurada yastıklar var. Ya bir de bana çok söylediniz git çek diye çekiyorum. Cinsel organ şeklinde yastıklar var. Şu ya o bunları çekmeyeyim ya. Bunları çek. Çok garip şeyler var. Şurada sütyenler asılı. Nereye oturalım? Şurada kelepçe falan var. Görüyor musun? Zincir falan var. Hello. Nereye oturalım? Nereye istersen. Işığa geçelim ama. Oraya geçelim. Oha! Bana niye hızlı vuruyor ya? Ah! Oh. Sütyenler buraya asmışlar. Şuraya bakar mısınız? Ya bak. Tuvaletim vardı. Gitmeye korkuyorum. Hayır, önünden geçeceğim. Önünden geçmek istemiyorum. Şaka şaka. Geleni vuruyor. Aha. Oh, aha. Aha. Şansımıza olay var. Şansımıza olay var. Amcanın bir sivit kılı. Amca şeyi çıkardı sivit ama bir sivit daha var. Geliyor. Koruyabilir onu. Bir de çekeceğim ben de arkadaşı. Öyle bir telefonu da ben de onu da çek. Çok sehra şey koştum. Oh, bak mumları yakıyor. Abi o adamdaki kıllar zaten ipler ya. Alev alacak. Oy. Arkadaşlar bildiğiniz adamın tüyleri aşağı doğru kaydı. Ono ono. Sadece o geldi. Aa dışlı koftaya her şey taştı. İş geldi o. Kofta. Zaraz koftaya tabayı. Bu laska moşik en ismi şey. Sen söz yapsın. Ne kastır o hani bir şey de. Hava yaksı bir o. Of. Ooo. Sadece o. Ей, казав, что треба гитай можно. Вот это еще калды. Тоже все. Муму я летел. Тепер можете одягатися.
Duygu ne diyorsun? Ne diyorsun? Ay nasıl sert vurdu öyle? O kavlattı adamı. Thank you so much. Thank you. Acıtıyor ama. Acıtıyor yani. Neden böyle bir şey yaptın? Acıtıyor. Bir dahaki süperstar veriyorsun. Gidiyorlar kırbaç yiyorlar bak. Geliyorlar kırbaç, gidiyorlar kırbaç. Yavaş vuruyor ama kadınlara. Erkeklere daha sert vuruyor. Biz kafeden kalktık arkadaşlar. Kameranın şarjı bitti. Çekiyorum sandım, çekememişim. Biz çıkarken kız 2-3 metre ilerideydi. Bak yemin ediyorum koştu. Koştu geldi beni kırbaçladı. Öyle böyle vurmadı ama bak. O kadar sert vurdu ki girişte de o çıkarken de ilk kapıdan girişi kızdı. O kadar sert vurdu ki Duygu ilkinden kurtuldu. Aynen. Bana ben depar attı kız. Hissettim kayboracağını kaçtı. Bana depar attı geldi. Böyle patakladı. Bu video böyle bir videoydu arkadaşlar. Yani çok değişik konseptli kafeler var burada. Yani ama ben en değişik 4-5 tanesini size göstermeye çalıştım. Güzel de bir video oldu. Bizim için de farklılık oldu. Yani Duygu da görmüş oldu. Ben de görmüş oldum. İlginç bir deyim oldu. Yani kırbaç olayı çok farklıydı özellikle. Güzeldi ama ya. Biz şimdi biraz dolaşacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.